Aslında iyi giden bir teknik direktör İsmail Kartal. Ee, şampiyonluk potasında bir puan ortalaması tutturmuş bir teknik direktör. Ya işte formalite maçlarında gençlere pencere ayrılıyor ya da işte önündeki herkes sakatlanırsa, senin en güvendiğin oyuncun gidip kupa yarı final maçında sana bunu yapıyorsa, orada düşünülmesi gereken bir şey var. Sokrates'ten hepinize merhabalar. Cuma ve Ertesi'nin yeni bölümüyle sizlerleyiz. 37. hafta maçlarına ön bakış atacağız. İki hafta kaldı ligde. Onur selamlar. Merhabalar. Geçen hafta yoktum, geldim. İyi değilim. Hoş geldin. Evet. iyi olmam için birden fazla sebep var. Evet. <laughs> kalan. Dün akşam Paul Tirney'i Arsenal Tottenham maçındaki sevgili müsabakayı yöneten hakemi <laughs> buradan sevgiyle anıyorum. Ee, öyle penaltı olmaz. Diyeyim. Daha da bir şey söylemeyeyim, söylemeyeyim yani, <laughs> sana bırakayım. Ama hala e, yani dördüncülük için... Geçmiş olsun ya, gitti. Biz Newcastle'da puanı veririz. Newcastle deplasmanı so var tabii, değil mi? Tabii, tabii tabii. Şeyinde Burnley ve Norwich galiba var. Aynen yani. öyle. Bizim de Ever Newcastle deplasmanı, Everton, Deplasman, Everton içeride. Newcastle'ı hallederseniz, Everton'u bir zahmet ettirirsiniz artık diyorum ama... Kısmet, Burnley'den umutluyuz, bakalım. Um. Tabii heyecanın diğer e, devam ettiği birlikte de İtalya ki oraya her bölümün sonunda olduğu gibi gene e, geleceğiz bu e, Cuma ve ertesinin sonunda ama e, lige dönecek olursak Sivas'ın Alanya'yı kupada yenmesi, e, Kayseri'nin de Trabzon'u e, elemesiyle, e, ligde 5 ligin bir önemi kalmadı haftalardır beşincilik potasındaki takımlar sürekli birbirine hediye ediyor falan diye biraz dalga geçiyorduk. Her bir bildikleri varmış ama işte Alanya kupayı alsaydı, Son iki hafta maçları sonucunda böyle Alanya'nın dördüncü olduğu, Başakşehir'in de beşinci olarak Avrupa'ya gittiği bir senaryo falan oluşabilirdi. E, fakat ligde şu anda aslında bir tane önemli yarış var. Ki o da çok büyük ihtimalle Başakşehir'in kazanacağı bir yarış. Dördüncülük yarışı ama e, Beşiktaş haricinde e, o potadaki beş takımın, e, dört takımın dördüncülük şansı var. E, i̇kili averaj tablosunu hazırladım. Onu ekrana veririz şimdi. Ee, orada tabii bir e, önemli not Alanya ile Karagümrük son hafta oynayacak olması. Orada pek çok şey belirlenebilir. Farklı üçlü haberaj senaryoları falan ortaya çıkabilir ama e, Alanya birebir de yani birebir e, averajda e, sadece Başakşehir ile Alanya yani aynı puanda bitirirse e, Başakşehir'i geçen tek takım ikili averajda. E, Antalya Spor'un mesela hem Kasımpaşa'yı yenmesi lazım hem Galatasaray'ı yenmesi lazım hem de Başakşehir'in işte iki hafta üstü puan kaybetmesi beklemesi lazım falan. İhtimaller var ama çoğu Başakşehir'i işaret ediyor. Bir de bu takımların hepsi pazar günü oynuyor. Ee, ve bu ihtimallerin herhangi birinin ortaya çıkması için önce Giresunspor'un Başakşehir'i yenmesi lazım. Ee, bakalım benim bütün sezon e, gizlice Giresunspor'u desteklemem. Ee, böyle bir heyecanın artmasına yol açacak mı ama bu hafta bütün bu... Zor gibi. e Bayağı zor. <laughs> ee, Giresun Ernakay biraz toparlamış olsa da bölümün sonunda geleceğimiz ikinci yeri, birinci yeri farkları e, konusunda Başakşehir'in önemli aşamalar kaydettiğini göreceğiz. Ama bütün bu Pota'daki maçlar arasında e, Pota'daki takımlar arasında bu hafta en enteresan maçı oynayacak olan takım Karagümrük. E, Fenerbahçe deplasmanına gidiyorlar. Volkan Demirel ve Caner Erkin e, tekrar Kadıköy'e gelecekler. Haftanın lezzeti deyip e, girelim, oradan bakarız. Tabi her hafta olduğu gibi e, hatırlatmamızı da yapalım, Yemek Sepeti'nde indirim yağmuru devam ediyor. Siz de e, binlerce restoranda geçerli %25 ile %50 arasında değişen e, gerçek indirimlerden faydalanmak istiyorsanız Yemek Sepeti uygulamasını indirebilir ve e, maç keyfinizi doya doya yaşayabilirsiniz. E, bu sabahki tercihlerden bu mini pizzalar da beni bayağı çocukluğuma götüren bir şey. Mini pizza iyidir ya. Anaokulunda e, çok yerdim bunlardan, 4-5 yaşında en sevdiğim şeydi. E, Maça dönecek olursak da... Sen maça dönmemişsin ama. Senin notların <laughs> Jorge Jesus'la başlıyor Fenerbahçe notların. Ee, doğru. Ee, sadece hani Karagümrük-Fenerbahçe maçını Volkan Demirel ve Caner Erkin'in Kadıköy'e dönüyor olması bakımından e, biraz daha romantik bir önemi var. Ama e, Fenerbahçe'de bu aralar dediğin gibi e, gündem Jorge Jesus. İşte haftaya İstanbul'a gelecek, bitti, bitmek üzere falan gibi haberler çıkıyor Fenerbahçe tarafında bunun Jorge Jesus ve İsmail Kartal bu Beşiktaş derbisinden sonraki durumla alakalı e, ne söylemek istersin? Çünkü bana şey gibi geliyor. Fenerbahçe'de daha çok bu. Yani bütün kulüplerde var ama Fenerbahçe'de daha çok. Fenerbahçe'de e, algı değiştirmek için çok fazla aygıt var gibi. Sosyal medyada, dışarıda, kulübün dışında ve bunlar çok fazla devreye giriyor gibi e, çok sağlıklı gelmiyor bana. Yani şunu demek istiyorsun diye algılıyorum ben. Yani Beşiktaş derbisinin ötürü İsmail Kartal'ın kredisi ve bir anda yarı yarıya azalmış gibi bir hava var sanki. Hı hı. Ee, ama hani... Bu arada şey demiyorum yani İsmail Kartal kalmalı kalmamalı demiyorum. Ama bu kararın Fenerbahçe yönetiminde bizzat olması gerektiğini sadece düşünüyorum. Ama bu kararı etkilemek için çok fazla aygıt ve unsur dışarıdan kulübe müdahale ediyor ya da bir algı yaratmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Ee, olabilir olabilir. Ki açıkçası evet Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe son 10 haftadan sonra baya e, geride kaldı. Perpet, yani En azından alıştırdığı performansın baya altında kaldı ama şunu da unutmamak lazım. Yani Kim bince Crespo ve Bright Samuel dediğin üç tane oyuncu Fenerbahçe'nin mücadele e, ikili mücadele kapasitesini herhalde yüzde 60'ını yüzde 70'ini falan oluşturuyor. Bu üç oyuncudan yoksun bir şekilde sürekli ikili mücadele kovalayan bir takımın evine gidiyorsun. Ve orta sahada hırpalanıyorsun yani bu kaçınılmaz bir şey. Ee, belki şöyle bir eksiğini e, öne çıkarmak lazım en azından bana kalırsa e, Fenerbahçe özellikle hani Gaziantep maçından sonra da konuşmuştuk burada Arhan'la. Gaziantep Fenerbahçe'yi önde bir üçlü arkalarında bir ikili 3-2 iki şeklinde karşıladığı zaman çok zorlandığını hücuma çıkmakta çok zorlandığını söylemiştik ki Beşiktaş'ta zaten Valerian İsmail döneminde rakiplerini böyle karşılayan bir takımdı. Buna karşı mesela 70. dakikaya 75. dakikaya kadar çok aciz kaldığını gördük. Ta ki Gustavo'yu gidip iki stoperin arasında çekene kadar. Belki de Gustavo o kararı kendi verdi bilmiyorum ama ilk defa Fenerbahçe onun sayesinde rahat topla çıkabildi. Hani ona bir çözüm bulmanın bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu belki ama hani ne olursa olsun aslında iyi giden bir teknik direktör İsmail Kartal. Gayet şampiyonluk potasında bir puan ortalaması tutturmuş bir teknik direktör ama şimdi yerine konuşulan hocanın bir kere çok ciddi bir maliyeti var. Ee, hani 7 milyon euro artı yardımcılar için bir şeyler falan hani orada bir 5-10 milyon euro bandında bir maliyetten söz ediyoruz ki hani bence Fenerbahçe Jorge Jesus e getirecekse bile bu maliyetin en azından bir kısmı Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya endeksli olmalı. Bir kısmı da şampiyonluğa endeksli olmalı. Yoksa siz 7 milyon euro verip sadece teknik direktörü bir de şampiyon olamazsınız ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsiniz. Bir transfer de yapacak harice. Bir de transfer yapacaksınız. Bunlar inanılmaz maliyetler. Yani şampiyonluk priminin bile karşılamakta zorlanacağı maliyetler bunlar. O yüzden orada finansal planlamanın bir kere çok doğru yapılması lazım. Yani Türkiye'de kazandığınız parayla ödeyebileceğiniz bir para değil. Yani yurt dışında bir şeyler kazanıp o parayla ödemeniz gereken bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmadan bu şeyi meşrulaştırmak çok zor böyle bir maliyeti. Hı hı. O yüzden mutlaka orada bir hesap yapılmalı bence. Yani son döneminde de mesela Benfica'da gidip 100 milyon euroya yakın bir transfer harcaması yaptırdıktan sonra başarısız olmuştu en son döneminde. Daha sonra Ozan'dan beri de çalışmıyor. Ama buna mukabil hani Flamengo'ya gittiği zaman da almadı, kupa bırakmadı. Yani son iki dönemi siyahla beyaz kadar farklı. O yüzden ne bekleyeceğimizi de bilmiyoruz. Ya burada oturup Jorge Jesus'un geçmişini, ismini falan tartışacak halimiz yok ama yani Şampiyonlar Ligi'ni geçemezse finansal olarak çok makul bir tercih olmayacağı ortada bana kalırsa. E, maça dönecek olursak da hani Bright Hossay dönüşmesi yetişmesi zor deniyor. E, Mert de cezalı. Crespo sezonu kapadı zaten. Kim durumu ortada. Bunların hepsi Fenerbahçe'nin belki de Karagümrünün en büyük zaafından faydalanmasını imkansız hale getirecek. imkansız olmasa da çok zorlaştıracak. O da nedir? Volkan Demirel ne yaparsa yapsın merkezde bir türlü şeyden vazgeçmedi bu e, Biglia, Jimmy Durmaz, e, dönem dönem Borini. Nedir bunlar? Fiziksel olarak sana çok şey vaat etmeyen ayağı çok temiz oyuncular. Yani buraya dönem dönem Bistrovic'i monte etmeye çalıştı olmadı, Levent Mercan'ı monte etmeye çalıştı olmadı. Daha genç dinamik bir oyuncu olarak Oğuz Adnan'ı e, Adnan işte, e, monte etmeye çalıştı olmadı. Hatta e, Konya karşısında devrede mesela Adnan'ı çıkardı. Bistro ile Bistro için Levent'i alıp oyunu çevirdi ama maç başlangıçlarında bundan kolay kolay vazgeçmiyor. bu üçlüyle başlıyor. Ayağı temiz üçlüyle. Bu yüzden de hızlı geçişiyorlar diyorsun. Bunun bedelini bayağı ödüyorlar tabii hızlı geçişlerde. Bu çok savunmasız bir orta saha. İşte Göztepe'nin 35. saniyede yaptığı kontratak var daha geçen haftaki ki Göztepe son 13 maçın 12'sini kaybetmiş. Tamamen dağılmış bir takım ya yani. serbest düşüşte gidiyorlar. Ama işte öyle bir takıma karşı bile bu kadar zayıf bir orta saha geçişlere izin verebiliyor. Biraski'nin Halil'e geç kaldığı bir kontra var. Yine merkez bomboş kalıyor falan. O eşleşme mesela o Biraski'nin özellikle Halil'e geç kaldığı eşleşme benim aklıma hemen Rossi'yi getirdi. Böyle bir durumda Rossi hemen savunma arkasına koşu atar. Önce bir geriye doğru yanaşır, fake gösterir. Sonra bir anda senin arkana gidip uzun top alır. İster ki Fenerbahçe'de bu topları bayağı atıyor. Bunları da son bölümlerde bayağı konuştuk. o Kanat savunmasının ben Fenerbahçe'nin bayağı hedefleyeceği bir şey olduğunu düşünüyorum Karagümrük'ün. Büyük bir zaaf o. Ee, ama onlar da 5 maçta 4 galibiyetle geliyor. Ve eksikleri yok. Her ne kadar ben mesela bir Kasımpaşa galibiyetinden çok ikna olmamış olsam da e, dengede giden maçları kazanmayı başarabilen bir Karagümrük var şu anda. Bu önemli. E, ama Konyaspor maçından mesela özellikle bence İsmail Kartal'ın üzerinde duracağı ve işte tam olarak bunu istiyorum diyeceği bir 10 dakikalık segment var. 30 ile 40 arası. Mihalak-Bütücü ikilisi Belki de o 10 dakikalık bölümde beşer onar kez topla buluşuyorlar. Birbirlerine bile pas atıyorlar hatta kanadan kanattan kanada atılan paslar bile var. Ve mesela bunlardan bir tanesinin sonrasında Soner'in tıpkı bir Zayt e, Miha Zaytis koşusu gibi penaltı noktasına gidip bitiremediği bir tane şut buluyor. Tam olarak Konyaspor'un bu hücumu bence İsmail Kartal'ın öğrencilerine işte biz Karagümrük'ü bu şekilde yenmeliyiz diyeceği hücum diye düşünüyorum. Çünkü tam o e, işi yapacak parçalar önünde. Ferdi'si var, Rossi'si var ve bir 18 koşucusu var merkezde. Bence bunlar maçın belirleyici detayları olur. Tabii Karagümrük eskisinden çok daha fazla direkt pasta gidiyor. Bunu da gene programın sonunda göreceğiz. İşte Göztepe'de Burak Caner'e bol bol diagonal attı Göztepe maçında. Kasımpaşa'da Biraskin'in sürekli dikine pasları var. Aynı çizgiden Musa'yı falan kaçırıyorlar. Eskisi gibi böyle çok kısa paslara çok fazla önem veren bir takım değil direkt pas savunması da önemli olacak bence Fenerbahçe'de. Burada tabii yüksek toplarda dominant bir Kimbince'yi belki biraz arayabilir beklerde. Çünkü baktığınız zaman Nazım hava toplarında çok iyi değil, Ferdi değil, Tisserand hiç değil. Hani orada bir kalıplı bir hava topu kazanacak bir oyuncunun eksiğini biraz yaşayabilir Fenerbahçe bu direkt hücumlarda. Üst olur. Göreceğiz sevgili Onur. Haftanın lezzetli oyuncusunda Hacı Wright'a gitmişsin. Evet. Haciray topçu oldu ya bir anda. Abi Haciray çok enteresan bir gelişim gösteriyor gerçekten. Başka biri mi geldi acaba ee, Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Sen de hatırlıyorsundur bir ihtimalle. Antalya Spor Fenerbahçe maçını konu, Fener Antalya maçı. Ligin dördüncü haftası, beşinci haftası falan. Haciray yani çok felaket bir performans sergilemişti. Sürekli olarak Fenerbahçe arkası salmasının arkasında koşu atması gereken anlar vardı ve atamıyordu o koşuları falan. Bayağı bitik gözüküyordu. Ama sonun altı maçta yedi gol bir asisti var. Ee, ve bir anda 13 gole geri verdi yani. Bu gollerin yarısından fazlasını son 6 haftada attı bu. sürreel bir şey biraz. Ee, mini muleka performansı yaptı yani. Ee, özellikle Hatay'a attığı gol e, çok etkileyici bir gol. Solo gidip sıfırdan çok da araçtan uzak direğe ayak içi vuruyor. Kayseri'ye attığı gol Solu'yla tabii çok rahat bırakıyorlar onu ama... Ne değişti peki? Solu'yla uzak direğe falan harika goller ama asıl değişen şu Antalya takım halinde bayağı seviye atladı. Yani zaten son 10 haftanın işte Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Antalya Spor ligin en iyi takımları şu anda. Ee, en azından son dönemde. Mesela Doğukan bambaşka bir form seviyesi yakalamış durumda. Adriano'nun sırtı dönük oyunu takım arkadaşlarının çok çabuk adapte olabildiği bir şey oldu. Bunda biraz Adriano'nun çok tecrübeli bir oyuncu olmasında bence çok kaliteli bir oyuncu olmasında payı var. Çok çabuk adapte oldu ortama. Bir anda Adriano Fernando ikilisi mükemmel bir merkez bağlantısı oldu. Ee, bu da tabii etrafındaki bütün oyuncuları devreye sokuyor bir de denklemin içine yavaş yavaş Freddy giriyor. E, Freddy bir süre ilk 11'den ayrı kalmıştı ama şimdi son maçlarda tekrar 11'e döndü son iki maçta. Freddy'nin tabii dinamizmi Fernando'nun üzerinden bayağı yük alıyor. Şimdi Fernando'nun yanında sen Poli'yi, Hakan Özmert'i falan koyduğun zaman başka bir Fernando performansı alıyorsun. Yanına Freddy gibi alan katatabilen pırpır bir oyuncu koyduğun zaman çok daha farklı bir performans alıyorsun. Bunların hepsi bence Hacı Wright'ın da performansını üste çekiyor. Yoksa mesela Antalyaspor'un son işte 12-13 maçlık trendine bakıyorum. 13 Şubat'tan beri 9 galibiyet, 3 beraberlik var. Ama o trende bak baktığında hani at kendi bulduğu gol beklentisi rakiplerine verdiği gol beklentisinin altında mesela şu anda. Hani bu çok enteresan bir durum. Bu kadar uzun süre dengede gitmesi gol beklentisinin artı eksi de artıya çıkmaması uzun süre ama bütün bu süre boyunca hiç mağlubiyet almamış olması falan da eee Baya çarpıcı. Hücum kalitesinin artması bence burada çok önemli. Eskiden çok fazla pozisyon kaçıran bir Antalya Spor vardı. Bunda ciddi bir verimlilik söz konusu şu anda. Daha, daha azdan daha fazla Kesinlikle öyle. Hatta işte bununla ilgili de bir grafik hazırladım. Kasımp Kasımpaşa gibi Son 12 maçta ligin şut başına en yüksek gol beklentisi üreten 3 yakından ikisi bunlar. Ee, ve işte bu grafikte de şey, şeyi görüyoruz yani 0.2'den yüksek gol beklentisine sahip çok fazla pozisyon üretiyor bu takımlar. Ve bunların da çok büyük kısmını gole çeviriyorlar. Hem çok kaliteli hücum ediyorlar hem de bunlardan sonuç almayı biliyorlar. O yüzden eğlenceli bir maç olmasını da bekliyorum açıkçası. Ee, Hani Kasımpaşa, Karagümrük ve Başakşehir karşısında mağlubiyet aldı. Galibiyet serisini sürdüremedi ama o maçlarda ben hiç fena oynadıklarını düşünmüyorum. Ee, ama şunu da unutmamak lazım. Sezon başından beri bitmek bilmeyen bir stoper problemi var ee, Kasımpaşa'da. İşte Tarkan'dan devşirildi, olmadı. Donkun devreye girmesi uzun sürdü. Breçka, Spaiç falan derken orası tamamen çorba oldu ve çok fazla stoper hatasıyla gol yediler. İşte ee, Başakşehir-Kasımpaşa maçı mesela buna çok iyi bir örnekti. Ee, Karagümrük maçı gene çok iyi bir örnekti. Ee, o yüzden Hacı Wright'in gene e, gol atıp e, formunu sürdürebilmesi için fena bir ortam yok. Bir de Antalya'ya fırsat gelmişken hani Gökdeniz'in bu sezon beni biraz ayak kırıklığına uğrattığını da söyleyeyim. Belki Hacı Wright da o sayede bu kadar çok dakika buldu Gökdeniz. Geçen sezonların üzerine ben bu sezon bir forvet biraz formsuz giderse Gökdeniz onun yerini alabilir diye bekliyordum ama bulduğu süreleri iyi kullanamadı. Bu da Wright'ın biraz ekmeğine yağ sürdü diye düşünüyorum. Bu da üst olur deyip kapatalım. Hadi bakalım. Göztepe Beşiktaş'la devam ediyoruz. Hı hı. Beşiktaş özel bölümü yapmışsınız Tam 90'lı Sinan'la. Doğru. O da bu hafta sonu yayında olacak. İşte sezon başından bugüne nasıl gelindi? Küçük bir Valerian İsmail tarihi ve yazın Beşiktaş'ın ne gibi şeyler yapması gerektiğine değindik. Meraklılarına tavsiye ederim. Ama mesela oradan da çıkan ana fikirlerden bir tanesi şu Beşiktaş geçtiğimiz sezon Dorukhan'la çok büyük bir kayıp yaşadı plansızlık sonucu. Biraz belki oyuncunun da kafasının gitmiş olması sonucu. Ama ne olursa olsun orada önemli dersler çıkarılmış olması gerekiyordu. Ee, şu anda Rıdvan, Ersin, Serdar Saatçi ve Emirhan İlkan'la Beşiktaş sanki Dorukhan'la yaşadığı soruna benzer bir soruna doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Bu yönetim açısından büyük bir eksik bence. Ahmet Nurçebi'nin de pek aklı Takımda veya yeni sezon planlamasında değil de sürekli sağa sola bir, bir, bir diyalog halinde yani gerek var ee, mı bilmiyorum. Çok seviyoruz. Başkanlarımızın bayıldığı şey biliyorsun. <laughs> ee, sürekli başka bir gündem oluşturmak. Ee, fakat e, bu konu dikkat etmesi lazım. Özellikle yani e, Rıdvan'la dersinde satamayacak bence Beşiktaş. Çünkü neden? İşte teklifler düşük falan işin bir kısmı. Beklenen paraları belki Beşiktaş bulamıyor tekliflerde ama bir de şöyle bir şey var. Rıdvan dersini seneye Beşiktaş e, kaybederse yani ilk 11 çıkarması gerçekten çok zor bu dört yerli saçmalığı yüzünden. E, o bakımdan da biraz e, en azından sezon başında bu oyuncuları bir şekilde ikna edip geleceği planlamasına biraz daha dahil edebilmesi gerekiyor. Onu yapamayacaksa da yani bugünden tezi yok. Bu oyuncuların şu andan şu andan yenilenin bakılıyor ve e, onların temaslarının yapılıyor olması lazım. Mesela Eren Elmalı konusunda Beşiktaş'ın hiç vakit kaybetmeden Kasımpaşa'yla iletişime geçmesi lazım. Ligde başka çünkü yerli Solbek yok. İlzane etmiyorum öyle bir şeyler olduğunu. Ee, bakalım e, nasıl hamleler atılacak ama bu Beşiktaş'ı bekleyen önemli bir tehlike şu anda. Onun dışında e, hiç fena olmayan bir Fenerbahçe maçı çıkardı Beşiktaş. Tabi burada Fenerbahçe'nin önemli eksiklerine de değindik. orta işte mücadele gücünün ne kadar eksildiğini ama %67 Beşiktaş ilk yarı ikili mücadeleleri kazandı. Her e, üç ikili mücadelenin ikisi Beşiktaş'ta oldu ki bu kolay kolay rastlanan bir şey değil. 55-45 dengesinin pek ötesine geçmez bunlar maçta. E, maçın sonuna doğru zaten 55'e kadar indi bu ama o ilk 60 dakika e, çok e, dominant Beşiktaş ile mücadelelerde Fenerbahçe maçının hikayesi biraz bu. Göztepe maçını da biraz bunun üzerinden okuyacağımızı tahmin ediyorum ben. Çünkü e, İsmail Beşik İsmail Beşiktaş'a geldiğinden beri hep üst düzeye yakın veya üst düzey rakiplerle oynadı. İşte Alanya, Trabzon, Fenerbahçe üst düzey rakipler. Kasımpaşa ligin en formda takımlarından bir tanesiydi. Giresunspor'da e, en azından Alt sıralarda olmasına rağmen ligin e, umurgası en oturaklı takımlarından bir tanesi. Çok dağılmayan bir takım. Takım bu oyunu kompakt tutabilen bir kadrosu var. Şimdi uzun süredir dağılmış, neredeyse biraz terk edilmiş, i̇şte hocası gitmiş, iki büyük yıldızı gitmiş bir takımla oynayacak. Belki bir nefes alma şansı bulur. E, veya yeni oyuncular parçalar deneme şansı olur. Mesela sol kanatta bir şeyler yaratması gerekebilir. Çünkü hem Red sezonu kapattı, hem Umut'un durumu belirsiz. Yani Fenerbahçe maçında Kenan'dan bir sağ taraf devşirmesi olmuştu. Bu maçta da sol tarafta bir şeyler icat edebilir. Belki Montero dener. Belki sol ayaklı olduğu için Can'ı dener orada. Belki rakip Göztepe olduğu için biraz daha ofansif bir hamle olan Enkudu'dan bir bek yaratabilir. Rozier'i ters kanatlı bek yapar falan. Ee, i̇htimaller var. Ee, ki hani Göztepe'de sonuç 13 maçta 12 mağlubiyet bir beraberlik aldı. Ee, Karagümrü'ye karşı kanatlardan delik deşik olup 3-1 yenildiler. Rize'ye karşı merkezden delik deşik olup, delik deşik olup 7-1 yendiler ki Rize'nin bir takımı merkezden delmesi pek rastladığımız bir hadise değildir. Ee, hani çok da alternatifi olmayan bir hücuma çıkma planları var. İşte Kahraman, Mubancı ve Sol Çizgi. Burada da Yalçın devreye giriyor oyun kurucu olarak. Fakat Yalçın ve Halil bir süredir ıslıklanıyorlar. Göztepe taraftarları bu oyunculara tepki gösteriyor. Atakan'a sevgi gösteriyorlar ki tam aslında Atakan bu tarz durumlarda sevgi gösterisi alacak oyuncu profili. işte tekmeye kafa sokan, sürekli mücadele eden. Ama hani mutlaka ben Serdar Savuncu'nun... Göztepe'nin son iki maçtır teknik direktörlüğünü yapıyor Thomas ayrıldıktan beri. Atakan Çankaya'yı sağın merkezine çekmesini bekliyorum. Aksi takdirde yani Beşiktaş'a karşı çok savunmasız kalır. Stoper'de Atakan önemli ama orta sahada daha önemli bence. Ee, bakalım bunu yapacak mı? Onlar da önümüzdeki sene tabii birincilikte başarılı olmak için. Eğer İrfan Can ve Halil de ayrılırsa ki Halil'in bayağı yüklü bir kontratı var. Bilmiyorum nasıl olacak o iş ama. 2026'ya kadar yani. Eğer bunlar da ayrılırsa bu kadar dağınık bir yapıyı birincilikte başarılı yapmaları da pek kolay gözükmüyor. Özellikle orta saha ve stoperleri bir baştan aşağı yenilemeleri gerekecek. Yoksa bence birincilikte de işleri biraz zor. Takip eden maçta Trabzonspor-Altay. Yani şampiyonluğu garantilemiş Trabzonspor, düşmeyi garantilemiş Altay'la oynuyor. Yani ben bütün bu notlardan bağımsız olarak hani burada... Trabzon'un son maçlarıyla alakalı senin aldığın notları falan bir kenara koyuyorum. Hani çok birazcık şey bir maç olacak çünkü yani formalite bir maç olacağı için. Hı. Ama e, Emrah'ın gedikle en maç kadrolarına niye girmiyorlar sorun var. En sonda yani tam da artık bunların görmemiz gereken maçlar değil mi bunlar ya? Yani aslında o cümle de biraz kafadan sakat bir cümle. Yani, e, ama maalesef bizim ülkemizde gençlere ayrılan pencereler çok kısıtlı. Ya işte formalite maçlarında gençlere pencere ayrılıyor ya da işte önündeki herkes sakatlanırsa uh -huh. onun da üçüncü alternatifi de böyle hastalanırsa o gün falan i̇şte o zaman Emre Demirlere, Ravil Tagililere falan ancak o zaman sıra geliyor maalesef. Ama işte ben de anlamıyorum. Ki bayağı da merakla bekliyorum bu iki oyuncuyu. Ee, ki hani Trabzonspor'da anlamadığım başka bir şey daha var o da şu bu son 10 maçlık süreçte e, galibiyet sayısının bu kadar aşağıda kalmasının tek sebebi hani konsantrasyon kaybı veya motivasyonsuzluk olamaz. Olmamalı. Ki kupa maçı bunların hepsinden bağımsız bir kul var. Ligi aldın, lig bitti tamam da kupada hala senin bir hedefin var. Zaten Abdullah abi şey diyor yani çift kupa almak istiyoruz diye yani hedeflerinin çok net söylemişti yani. Yani hangi takım böyle bir şey <laughs> hedeflemez ki zaten yarı finale kadar gelmişken. Ama ee, eğer Trabzonspor'da bir konsantrasyon kaybı ve motivasyonsuzluktan fazlası varsa e, bu gelecek sezon için ne anlama geliyor? Bunu, biraz bunu değerlendirmek lazım. Hani bence bu kadar bu ekibin hala bu rehavetten kurtulamamış olması biraz teknik EYT'de yazar. Bir motivasyon, motive etme eksiği olabilir. Ee, hani sezonun en iyi oyuncusu Uğurcan yan, yani böyle bir maçta mı e, mesela yan toplarda boşa çıkacak ve Ahmet geri verdiği pas 3-4 maç çok iyi oynadıktan sonra Ahmet Can böyle bir maçta mesela geri pasta tereddütlü pas verecek de böyle bir maçta mı Uğurcan o topu kontrol edecek. Kontrol ederken bütün tribünler bir anda ayağa kalkacak. Aman gol mü oluyor falan diye bu 15-20 dakikada bir pozisyon vardı. Ondan bahsediyorum yani. Orada eski Uğurcan o topu bir di di diker, taca atar ya da rakip yarı sahaya yollar falan ama o tedirginliği yaşamaz yani. Ki şampiyon da olmuşsun artık. Herkes senin liginin yıkarıcısı olduğunu söylüyor falan. Yani bu konsantrasyon kaybının o maça denk gelmesi çok saçma bir şey. Hı hı. Hazırlık maçında yap hata, tamam. Ama bunda olmaması lazım. Hamşik bile çok tedirgin gözüktü mesela. Onun da mesela hatalı geri pasları var. Hiç alışık olmadığımız bir şey. Onun dışında bir de zaten sezon boyu süren bir sol kanat savunması e, zafından bahsediyorduk. Trabzonspor'un özellikle Hamşik'in de oynadığı zaman sol koridora yakın bir orta saha oyuncusu olması itibariyle. işte orada bir anda Vakayem oluyor. Kademelerde hamle eksiği olan Hugo oluyor. Kanada'nın açması gereken oyuncu da hamşik oluyor. Orada hep bir zaaf var. Kayseri maçında bu zirve yaptı. Adamlarda ligin en iyi sağ beki var belki de yani. Altın 11 yapsan Sabeke Onur Yazan'a kim ne diyecek yani. Ee, ve her topta neredeyse Puaç'la e, Hugo'nun karşısında kaldı. Ee, i̇şte Ramazan Onur ikilisi çok rahat bir şekilde geldiler oraya. Vakaymen'in kaldırışa girmediği bir sürü pozisyon var. Ki buna alıştık hadi tamam. Savunmada kaldırışa girmedin çünkü sen bana 15 gol 15 asist yaptın. Tamam. Ama bir pozisyon var olur, Bilmiyorum sen kupa için izledin mi ama ben kolay kolay bu kadar boş vermişlik profesyonel futbolda görmedim. 42. dakika falan 42-43. Trabzonspor soldan topu getiriyor. Vakayeme resmen oyunculara yani takım arkadaşına bana vermeyin topu. Ve olduğu yerde duruyor. Yani ne içeri hareketleniyor ne o markası koşu yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Devamında da Abdülkadir tekrar Vakayeme'nin olduğu tarafa bir bakıyor. Ama o pası atmaya artık şey olmuş. Atmamaya o kadar ikna olmuş ki atsa alacak topu Vakayama ama baskı yiyip kaptırıyor Trabzonspor falan. Yani eğer bu noktaya gelinmişse mesela Vakayeme'de sözleşme uzatılmalı mı? Bunu da iyice düşünmesi lazım bence Trabzonspor'un. Yani senin en güvendiğin oyuncun gidip kupa yarı final maçında sana bunu yapıyorsa orada düşünülmesi gereken bir şey var. Yaş da 34-35'e geliyor artık. bunlar bence önümüzdeki sezon öncesi, yaz öncesi Trabzonspor'un iyi düşünmesi gereken şeyler. Yani Onur ve Tiam'ın bu kadar rahat bir maç çıkarması, Dorukan'ın, Poğaç'ın falan herkesin beklentinin altında. Yani belki çok beklenti yoktu ama Dorukan mesela belli bir beklenti yaratmıştı. Ee, o da mesela onun çok altında kaldı. Böyle, böyle maçta bunların olmaması lazım. Ee, yani Altay karşısında bunlar çok belirleyici olmayacaktır bence. Yani. Ki <laughs> Altay da <laughs> aslında son iki maçta bir toparlama sürecinde. Yani Altay'ı yendiler. Sonra da Giresun'dan puan almayı başladılar ki ben Giresun karşısında ilk yarım saat Altay'ı çok beğendim. Giresun gibi benim sürekli orta sahasını övdüğüm, işte daha geçen programlarda Flavio'yu ön plana çıkardığım falan bir takıma karşı Ceyhun'u kesip Tassiano, Zeki ve Poco ile bir orta saha üçlüsü kurduğu zaman çok daha dirençli bir takım oluverdi bir anda Altay. Geç kaldılar ama. Kaptırdığı topları geri kazanıp hücum eden falan bir Altay gördüm ben. Gelir sonra karşı 20-30 dakika. Yani bu bayağı e, enteresan ve nadir bir görüntü. Fakat Zeki işte hafta içi şey, antrenmanlara çıkamamış. E, o üçlü tekrar bozulursa büyük ihtimalle e, Trabzonspor rahat bir maç çıkarabilir. Onlarda işte Lis ayrıldı, büyük kayıp. E, ee, Pinyares ayrıldı, büyük ayak kırıklığı. E, ee, ayrıldı. Kral. E, ee, kraldı. <laughs> yani süper efekt taşıyamadı o performansı. Ya abi yani işte 15, Deniz 39 yaşında artık zor tabii. Yani. Doğru. Deniz Kala ve Özgür Özkaya da sezonu kapadılar. <laughs> e, ee, Altay'da vaziyet bu. Yani Trabzon'da dediğim gibi hani bu maçtan alınacak sonuç veya bu maçta kimlerin oynayacağı falandan ziyade eğer hiç göremediklerimiz oynamayacaksa. Biraz Kayseri maçının ve Kayseri maçına kadar ki 9-10 maçlık sürecin yaz ve önümüzdeki sezon için değerlendirmesinin yapılması daha önemli gibi geliyor. Yoksa zaten sezon diğer anlamda her türlü bitti. Her türlü anlamında bitti. Yani bu yere hiçbir şey kalmadı. Galatasaray maçına geçiyorum o zaman. O yüzden Galatasaray maçına geçebiliriz bence de. Başakşehir'e karşı Torrent döneminde hiç olmadığı kadar set savunmasında aciz kaldı demişsin Galatasaray. Zaten Marka ve Alparslan'ın durumu belirsiz. Şu not ilgimi çekti. Son 4 maçta rakipler pas veya top sürerek pas yaparak ya da pasla ya da top sürerek 80 kez. Evet. Galatasaray'ın 18'ine girmişler. Kıyas için iki not varım. Galatasaray'da bu rakam 80ken bu sayı Fenerbahçe'de 51, Alanya'da 35 mesela. Yani iyi giden takımlarda bu durum nasıl? Bir de Galatasaray'da nasıl diye. Mesela aynı şeyden Adana Demirspor'da onlar Onlarda 90 kere neredeyse buna izin vermişler. Bunlar Zaten çok, 4 maçta üstte kaybederek geliyorlar. Aynen öyle. Bunlar çok e, hayra alamet rakamlar değil e, bir takımın savunması Üst olur yani bu maç. <laughs> e, yani bilmiyorum yani iki takım da birbirinin zaaflarından istifade etme potansiyelleri de beni pek ikna etmiyor. Ona da geleceğim birazdan ne, ne tip zaaflardan bahsettiğimi. E, bu arada Galatasaray'da Luis Campos çalışabileceği bir ortamın sağlanmamış ortamı e, olması itibariyle. E Ayrılma kararı almış onu da e, söyleyelim. Yani belirsizlik süreci giderek büyüyor. Daha da çorba oluyor her şey. E, belirsizlik süreci dediğin şey şöyle yapalım. Başkan, başkan ne zaman değil, hoca belli de. değil. Evet. Yani yaza giriliyor, yeni sezon takımı belli değil. Bir de futbol aklı gitti falan. Gitti falan. E, böyle durumlar e, fırtına iyice kuvvetleniyor Galatasaray'ın e, iç işlerinde. Adana Demirspor tarafına tabii biraz bakmak lazım. Galatasaray'ın neler bekleyebileceğini e, bu maçta biraz konuşabilmek adına. E, Alanya Spor karşısında sağ İsmail çok çalışı gördük. Svensson sakat olduğu için. Bir 9. dakika, 10. dakika gibi kendi işte ceza sahasına gelen bir ortaya karşılarken bir panik yaptı böyle. Neredeyse gol yediriyordu takımı. Ondan, ondan sonra ben beğendim. Bursa Spor'dan beri zaten Süper Lig ekiplerinin hep radarında olan, bize hep sorulan bir oyuncu işte bu e, rapor falan yaptığımız dönemlerde abi İsmail nasıl, İsmail nasıl Galatasaray alsın mı? şöyle böyle falan. E, fena maç çıkarmadı bence Alanya karşısında ama Svensson'la net bir farkları da var. Bunu söylemek lazım. E, en çok da şuradan mustarip oldu bence Alanya, Alanya karşısında. Ee, birazdan göreceğiz. Alanya Spor Ligi'nin ikinci yarısında önemli baskısının şiddetini en fazla arttıran takımlardan bir tanesi. Ve böyle bir takıma karşı İstanbul bir Adana Demirspor rakip yarı sahaya geçmekte çok zorlandı ve sürekli dikine toplara başvurdu. Ee, eskisinden çok daha fazla. Ee, i̇lk 15-20 dakikada işledi bu. Yunus'un özellikle e, Balotelli'ye bir iki tane iyi yüksek pası vardı. Fakat iş Samet'in oyun kurmasına geldiği zaman Alanyaspor'un baskısı bir anda sonuç vermeye başladı. Bu şekilde Samet'e basarak önce golü buldular. Daha sonra Samet'i top kayıplarına zorlayarak topun kendilerinde kalmasını sağladılar ve ilk 45 dakika Adana Demirspor resmen hiçbir şey üretemeden bitirdi. İkinci yarıda karşılıklı goller oldu ama Alanya maçı kazanmayı başardı. Bu Samet'in yaptığı tabii hatalarda Galatasaray'a ipucu verebilecek bir şeyler var. Hani baskının nereye yoğunlaşması gerektiğine dair net bir ipucu var. Ee, Samet'in dikine atacağı pasların doğrudan Berkan'ın koridoruna gideceğini e, görebiliriz. Berkan da burada topu alacak oyunculara, sırtı dönük oyunculara baskı yaparak Galatasaray'ı hücumlara çıkarabilir. Çünkü bu Alanya maçında çok net bir temaydı sürekli gördük bunu. Fakat şöyle bir zaafı olacak mesela bence Galatasaray'ın. Adana Demirspor'un bu eksiğinden yararlanmasını engelleyecek bir şey bu. Çıkıldı işte Galatasaray rakipleri karşılarken Forvet'in yanına çıkan oyuncu. Ee, genellikle de sol tarafta oluyor. Yani Muhammed sağda Çıkıldağ solda oluyor. Ya da Gomis sağda Çıkıldağ solda oluyor. Orada baskı yapacak oyuncu Çıkıldağ olur. Samet'in top getirdiği bir durumda. Fakat Çıkıldağ'ın şöyle bir özelliği var. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Ee, onun kazanılması gerektiğini söylüyorum. Evet. Ee, ve biraz sanki oyuncuyu savunan bir pencereden bakıyormuşum gibi bir izlenim bırakmış olabilirim ama şunu da e, Çıkıldağ'ın kabul etmesi lazım. Sağda %100'ünü pek vermiyor. Özellikle savunmada mesela çıkıldı Çıkıldağ'ı mesela şöyle görebilirsin sık sık. Olması gereken yerde mi fotoğraf çektiğinde? Evet. Ama baskı yapıyor mu? Hayır. Rakibi rahatsız ediyor mu? Hayır. Ee, olması gereken bölgede görünmeyi başarıyor bir şekilde ama e, çok göstermelik bir varlığı var savunmada. Bu da mesela cecumun ya da işte bir e, kande yaşın falan bozduğu kadar bozamayabilir şeyi. Samet'i. Burada bir para, e, ufak bir e, parantezde Kandayaş açmak istiyorum. Kandayaş gençler bilimde oynarken benim görebildiğim kadarıyla ligin en tembel oyuncularından bir tanesiydi. Hiçbir şeyi önemsemeyen, sadece top ayağında hücum aksiyonları yapan bir oyuncuydu. Alan ya da bambaşka bir oyuncuya dönüştü son 10-15 haftada gerçekten. Çok çalışıyor, çok fazla pres yapıyor ki mesela Galatasaray'ın kanatlarında şu anda bu katkıya verebilecek bir savunma oyuncusu yok bana kalırsa. Ee, ki hani Farioli de şöyle bir şey yaptı ee, Adana'ya karşı, Eduardo'yu ve Tayfur'u oyuna sonradan aldı. Bir tanesi sırtı dönük oyuna yatkın Santrifor'u, bir tanesi de kanattan içeri çeken, kanattan içeri girip hücum aksiyonları yaratan ee, artık e, hücum oyuncusu Tayfur. <laughs> o da çok iyi bir icat. Ama buradan belki Gomis ve Kerem'in oyuna sonradan dahil olduğu bir senaryo planı çıkabilir çünkü bunlar gerçekten yoruldu Gomis zaten yorgun Kerem de artık insaf yani 5000 dakikaya doğru falan gidiyor galiba çocuk. Belki böyle son 25 30 dakikada tıpkı Tayfur'un tesir ettiği gibi maçın bir anda kopmasına sebep olabilir Kerem'in dahil olması. Özellikle sağ sorun yaşayan bir Adana demiş. Benim Galatasaray'da ben bir şey. dikkatimi çeken bir tane şöyle bir durum var. Daha önce konuştuk yani Tolent'in çok kendi kariyerini düşündüğü çok Galatasaraylı bir alakası olmadığı üzerine Hı. abi Galatasaray'ın elinde Morsan diye bir oyuncu var genç ve belli potansiyel olarak aldılar. Tamam memnun olunmayabilir. Se gelecek sezon devam edilmeyecek bile olabilir. Satmayı düşünüyor olabilirsin. Ama abi yani 15 haftadır sezonun ikinci yarısında kulübeye hapsettiğim bir oyuncuyu satarken de zaten istediğin ya, alabileceğinden daha azını alacaksın. Oynat oynatsanız abi. Yani adam çıksın bir gol atar belki bir asist yapar. Sen belki devam edeceksen zaten ayrı tamamen saçmalık. Ee, ama sat, hani zaten satacağız gidecek diyorsan da abi parlatmaya çalışırsın. Vitrine koyarsın adam ya. Yani bir malı satacaksan herhangi bir dükkanın varsa vitrine koyarsın abi. Arkada tutmazsın yani kasada. Kesinlikle. Tabii orada şöyle bir şanssızlığı da oldu Moritz'ın. Ee, onun yerine tercih edilen Babel son 6-5-6 maçta fena işler çıkarmadı. En azından ayakta kalabildiği kadarıyla. E, kime kaydası var bunun yani? Ee, onu ben de ee, anlamıyorum. Ben de argümanın senin tarafında olanlardanım. Fakat hani Babel'de hani kesilmesinin en zor olacağı 5-6 haftayı burada oynamaya karar verdi ve o da bence Morrison'ın biraz aleyhine gelişen bir durum oldu ama kesinlikle katılıyorum sana. Ben de sonuçlardan bağımsız olarak Morrison'ın oynaması gerektiğini düşünüyordum. O zaman geçelim mi ikinci yarı ilk Geçelim. Ee, hani maçların e, ön bakışını burada bitirmiş bulunuyoruz ama artık e, hani ligin de son iki haftasına geldiğimiz için bazı bazı değil bütün metrikler oturdu artık ben başlıkları ben... vereyim sana detay Evet bu bölümde özellikle de şuna bakacağız bütün takımlar arasında ikinci yer ile iki, ilk yeri e, metriklerinde en çarpıcı farkları kimler ortaya çıkarmış bunlarla başlayalım maç başına puan demişiz burada evet. kasımpaşa ve antalya'nın yükselişiyle fenerbahçe'nin Trabzon arasındaki farkı eritmesini görüyoruz demişsin evet. konya hatay ve gaziantep en fazla performans kaybı yaşayan takımlar olmuş ben bu <laughs> burada mesela performans kaybı yaşayan takımlarda düşen bir takımda beklerdim. Yok, o garip. Onlar istikrarlı şekilde kötüydü demek. E, evet hani yeni Malatyaspor'un ilk yarıya göre ciddi oranda daha kötü performans gösterdiğini söyleyebiliriz ama mesela Rize'nin e, Altay'ın ve hani Göztepe'nin durumlarında çok grav bir durum yok. Geriye, hı hı. Hatta Rize'nin biraz iyiye bile gittiğini söyleyebiliriz. Burada Jetson Fernandes ve e, e Palo'nun form yükselişi tabii önemli kriterler. İşte e, Burada öne çıkan takımlar arasında Kasımpaşa, Antalya, Fenerbahçe tabii ki grafiğin en sonunda yer alıyorlar ama diğer önemli bir ikili Alanya Spor ve Karagümrük ikisi de teknik direktörü değiştirirler hatta bir tanesinin teknik direktörü diğerine gitti. Volkan Demirel ve Farioli'ye gittikleri takımlara olumlu etki ettiler. Yani puan ortalaması olarak en azından bunu görebiliyoruz. İki takım adına hayırlı olmuş gibi duruyor. 90 dakika başına penaltısız beklenen yani beklenen gol gol beklentisi e, farkı demişsin. Evet. Kasımpaşa e, gol beklentisini açık ara e, yükseltmiş. Evet. Beşiktaş, Alanya ve Trabzon da iyi. Beşiktaş sadece atamıyor. Bunlara öyle bir problem var. Aynen öyle. E, bir de en çarpış farkı adamıyla de Volkan Demirel'in Karagümrük'e demişsin. E, kesinlikle. Yani Kasımpaşa, Beşiktaş ve Alanya e, bu konuda e, penaltısız gol beklentisi averajını en fazla geliştiren takımlar. Trabzonspor'un gene bunu bayağı geliştirdiğini görüyoruz ilk yarıya göre ki bu enteresan. Çünkü puana yansıtamadılar bunu fakat gene bu işte en en öndeki dörtlü gruptan sonra gene kara geldiğini görüyoruz ve Rize Spor'un da hemen kara ardından geldiğini görüyoruz ki Rize Spor bir ara sanki böyle bir umutlanmıştı zaten ligde kalma umudu bir anda beliren bir takımdı fakat yani grafiğin öbür tarafına baktığımız zaman gene çarpıcı bazı takımlar var Galatasaray'ın bu konuda en fazla geriye giden takımlardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Gene Hatay benzer şekildeki son dönemde yaşadıkları düşüşe geçen programlarda bol bol değindik. Ve hani Fenerbahçe'nin ligin ikinci arasının yükselen takımlarında olan Fenerbahçe'nin aslında maç başına gol beklentisi farkında çok da kayda değer bir takım olmadığını hatta en az ilk yarı ikinci yarı değişimi yaşayan takım olduğunu görüyoruz. Burada garip bir istatistik var. Maç başına akan oyun şutunu Akan şutu en çok artıran takımlar yine Kasımpaşa, Trabzon, Alanya üçlüsü öne çıkıyor. Okey. Zaten Alanya, Trabzon, Kasımpaşa bu saydığımız birçok şeyde var. Evet. İkinci evet. yükselenleri evet. her grafiğe yansımış zaten. Garip olan Fenerbahçe'nin eksi 1.4 düşüşle Galatasaray'dan daha kötü olması. Evet. Bu demişsin. gerçekten hiç beklemediğim bir şeydi. E, Fenerbahçe demek ki kaliteli pozisyon buluyor diyelim. Ee, yani bu doğru. Hani Sadece Rossi'nin girdiği son maçlardaki pozisyonları şöyle bir çırpıda hatırlarsan onlar ilk yarıda var mıydı? Yoktu. Hmm. Yani çok net bir Rossi. E, Rossi'yi pozisyona sokma farkı olduğunu görüyoruz. Onun dışında Zaitsen işte e, orta sahadan ekstra gollerle, bitiricilik katkısıyla belki Fenerbahçe'nin üretim sorununun önüne geçtiğini, bitiricilikle üretim sorununun önüne geçtiğini falan görüyoruz. Ee, ama e, aslında bir oyun gücünü artıran metriklerin çoğunda Fenerbahçe'nin ya eksi de olduğunu ya da çok fazla gelişim göstermediğini görüyoruz. Bu enteresan. Ee, Burada garip olan bir şey söyle. Heh, e, garip de değildi aslında. Bir alttaki maddeye gözüm takıldı. Hı. Başarılı pas ve ortalama kaleci pas uzunluğunda Karagümrük-Alanya farkları çarpıcı demiş e, ama tabii. tamamen bir zihniyet değişimi iki takımda da. Tabii. E, bu hani hocanın da değişimi vesaire hani çok doğal hani. Kesinlikle öyle. Zaten <laughs> sırf yani bu grafiği biraz bunu anlatmak için hazırlamıştım. Yani Alanya ilk kereye göre e, maç başına 100 tane daha fazla başarılı pas veriyor. Karagümrük'te maç başına 78 tane daha az başarılı pas veriyor. Bu iki tane futbol, iki tane hocanın oynatmak istedik, istedikleri futbol farkının çok net bir göstergesi. Ki Karagümrük'ün eskisine göre çok daha fazla dikine e, top oynadığını son maçlarında çok net gördük. Fenerbahçe karşısında da büyük ihtimalle bunu göreceğiz. Yani bir an önce Caner'i, Musa'yı, Karamoğlu falan oynarsa bu oyuncular bunları orta sağdan veya ters kanattan diagonal toplarla buluşturmak isteyecekler. bu grafiğe de çok net bir şekilde yansıyan bir durum bu. Adana Demirspor'un başarılı pası en çok artıran takımlardan ve kaleci pas metrajı en fazla azalan ikinci takım olmasından bahsetmiş. Tabii kaleci pas metrajı da zaten takımların oyun kurma eğilimleriyle çok doğru orantılı Aynen. bir metrik. Burada gene zaten grafiğin iki ucunda Karabük ve Alanya'yı görüyoruz. Fakat Adana, Adana Demirspor'un da bunu e, oldukça geliştirmiş olması, e, biraz Stambuli Gökhan ikilisinin artık orta sahada iyice oturması e, ve bu iki oyuncunun stoperlerden özellikle pas alma konusunda kendilerini çok daha rahat hissetmesi, Muriç'in topu fena oyuna sokmayan bir kaleci olması falan. Bunların hepsi Adana'nın Adana, Adana Demirspor'un bu metrikte biraz topa daha sahip olmaya doğru kaymasının e, faktörleri bence. Savunma metrikleri iyileşen takımlar Fenerbahçe, Altay, Beşiktaş ve Antalya demişsin. Altay yani zaten hücum edemediği için savunmaya bak zorunda kalmış olabilir. Ee, çok da bir faydasını görmediler ama. Doğru. Işte şöyle, Antalya burada öne çıkıyor. Aslında bu grafik şeyi de çok net anlatıyor. Altayın e, golcülerinden ve üretim beklediği oyuncuların ne kadar büyük ayak kırıklığına uğrattığını gösteriyor Altay. Yani zaten ikinci devre e, transfer yapmayan sanırım tek takım falan da Altay. Hani şu e, Pinares, Rodriguez, Kapel, e, Paşa, e, Bamba falan bunlardan bir tanesi. En azından beklenene yakın performans verebilseydi Serkan Özbalta döneminin çok daha farklı sonuçları olabilecekti bence. Biraz yazık oldu. Serkan Özbalta'ya çok yazık oldu bence. Fena olmayan şeyler başardı. Ama ön taraf atamıyor ee, bir türlü. Ee, onun Siz, dışında... Sivas'a e, dikkat çekmişsin. Tamam evet, performansın Mart'tan sonra... İşin sonra. savunma tarafında tabii savunma metrikleri hep söylüyorum. Savunma metriklerini hep çok dikkatli ele almak lazım. Burada çıkarım yapmaktan ziyade bence tarz değişikliklerine bakmak lazım diye düşünürüm ben. Burada da Sivaspor'un çok enteresan bir tarz değişikliğiyle Mart ayından sonra düşüşünü geri döndürüp tekrar yükselişe çıkabildiğini görüyoruz. Bu da değişiklikte de nedir? Ki Sivasspor Sivaspor ligin en yaşlı takımı. Bundan Rıza Çalınbay da son zamanlarda hatta den vurmaya başladı. Abi ligin en yaşlı takımı gitti. Ligin sonunda baskı ve kontra baskı sıklığını arttırarak ve PPDA metrini geriye çekerek yani daha agresif baskı yaparak başarılı oldu. Ee, bu çok çarpıcı bir şey. Yani bunu işte facırlarla, kofi'lerle, Hakan Hakanlaştlanlarla falan yapmak. E ee, kayadelerle, Yatabarelerle falan ki Hendike ayrıldı bir. Hendike gibi çok önemli bir kozunu da kaybettikten sonra çıkışa geçti Sivaspor ee, bu gene Rıza Çalınbay'ın neden benim e, very hard seven teknik sektör diye tanımladığım bir başka göstergesi olarak kabul edilebilir. Ee, burada Göztepe'deki düşüşte tabii çok net. Gel maestro döneminden sonra takım ee, ne baskı yapan, ne işte savunmada e, rakibi kapat, ısıran falan. Evet, Gerçekten şalteri tam anlamıyla kapatan bir takım oldu Göztepe. Bu sezonun belki de en büyük kontrastı olabilir. Ee, pek çok takım e, hayal kırıklığı yaşadı ama mesela Antalya'sı, Sivas'ı, Başakşehir'i, Kasımpaşa'sı... Bunların hepsi düşüşe geçip tekrar bir geri dönmeyi falan başardılar. Göztepe düşüşe bir geçti ve bir daha asla kimse durduramadı onları. Altay bile... Serkan Özbaltay'la bir kötü bir gidişatı bir durdurdu, bir çevirir gibi oldu. Göztepe o sinyali asla vermedi. En büyük e, dramalarından bir tanesi oldu sezon. Kapanışta Milan Inter mücadelesine dönüyoruz. Milan Pazar 7'de Atalanta ile San oynuyor. Kazanırsa Sassuolo'ya karşı evde beraberlik edecek. Atalanta'da 6. olup konferans ligine katılma peşinde diyorsun. 3 tane 59 puan takım var orada. Roma, Fiorentina ve Atalanta. E, Rafa Leao, Tonali ikilisi bu şampiyonluğu getirmeyi başarırsa büyük eşik atlamış olacaklar diye de bir notum var. Yani Leao'yu tabii biraz Avrupa futbolunun metriklerine falan bakanlar hep şeyde görür büyük ihtimalle. Maç başında başarılı driblingde herhalde ilk beşte falan. Tamam, bitiricilik sorunu vardı. Oraya kadar getirip getirip hep hayal ettirip bitiremiyordu ama son 10 haftada kendisi bitiren ya da başkalarını hazırlayan bir oyuncuya en sonunda evrimini tamamlayabildi. Hı -hı. Ee, bu çok önemliydi. Tonal'i de mesela geçen sene... Benim Tek efendim... başına aldığı maç var ya artık bu sene. Tabii tabii. Ya, toneli de geçen sene mesela benim izlediğim zaman hani <laughs> epey saydırdım bir oyuncuydu. İnanılmaz sinirlendiğim şeyler yapıyordu. Ee, ama o da bu senenin sonuna doğru sonunda beklentileri vermeye başladı ki e, umarım yeterli olur. Ee, Inter'de 21.45'te, Pazar günü 21.45'te, Cagliari deplasmanında o maç biraz cepte gözüküyor. Yani Cagliari'nin tabii ligde kalma iddiası var. Hala onlar için önemli bir maç. Onlar Onlar da Salernitana deplasmanından Kaza bela çıktılar. Yani, yani. Ee, ama ne olursa olsun yani La Martinez'in Peris için, Hakan'ın, Balella'nın falan şu anda yakaladıkları form düzeyiyle ben Cagliari'ye karşı puan kaybı yapmasını biraz zor buluyorum. Top Milan'da ya. E, 2-0 geriden gelip Empoli'ye karşı kazanmış bir Inter var. Kupada da işte Juventus'a karşı gene Peris için olan üstü performansıyla maçı kazandılar. Hakan attığı penaltıyı da görmediysen mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Hakan'ıca <laughs> resmi hadi çıkar bakalım falan evet, demiş. Gördüm. <laughs> ee, yani İtalya'da da durum bu. Ee, şanlı Milan'ımızın şampiyonunu artık kutlamaya ben de eğer hafta böyle bir şey olursa başarabilirsek belki bir Milan forması giyerim. <laughs> Son maç. <laughs> Onun üzerine de Sassoli'ye yenilip gelin, e, şampiyonluğu Inter'e veririz belki. Ee, vaziyet bakalım. böyle 30. hafta öncesi. Var mı eklemek istediğim bir şey? Teşekkür ederim. Yok. Ben teşekkür ederim. Buyur, ee, sizlere de çok teşekkürler. Ee, önümüzdeki hafta sezon finalini yapıyoruz. Ee, sondan, e, son maçlardan önce son bir defa bakış atarız ligiye. Takımların son durumları, öne çıkan oyuncular her hafta olduğu gibi yine burada olacak. O zamana kadar ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.